Merhabalar sevgili oğlaklar ve özellikle yükselen burcunuz oğlaksa hoş geldiniz demek istiyorum evime. Sevgili oğlaklar, şimdi Ağustos ayı yorumlarımla karşınızdayım. Değişik bir ay, biraz atıl kalmamız, sakin kalmamız gereken bir ay. Çok fazla egomuzu konuşturmamamız gereken bir aydayız. Uyarılarım olacak, çok da zaten gökyüzü hareketi çok fazla yok. Ama yine de anlatacak çok şey var tabii ki. Şimdi bu ay hem ayın 8'inde bir aslan yeni ayı yaşayacağız. Hem de sonrasında 22'sinde, 22 Ağustos'ta bir kova dolunayı yaşayacağız. Aynen Temmuz'un 24'ünde yaşadığımız gibi yine bir kova dolunayı yaşayacağız. Bu da sizin öncelikle 8. evinizi ve kova dolunayında da 2. evinizi tetikleyecek. Hep para konuşacağız sizinle. Şimdi şöyle bir yeni ay yaşıyor durumdayız. Dufe sabit yıldızıyla kavuşumda bir yeni ay yaşayacağız. Ay Dufe ile kavuşum yapmış durumda ve Menkar sabit yıldızını da Uranüs'ten kare alıyor. Dolayısıyla Uranüs'ün karesi bir şeylerin aniden başımıza geleceğini, aniden bazı şeylerin gerçekleşeceğini ve biz ona göre gardımızı almamız gerekeceği anlamına geliyor. Şimdi korkacağımız bir durum değil ama Dufe Menkar'la kare yaparsa, Dufe karşısında da Jüpiter var, Satürn var, tam karşı noktada kova üstünde. Dolayısıyla Dufe'nin orada bir yer hareketlerine, yangın, sel, doğa felaketlerine mecbur bırakacağını gösteriyor bizi ki bu açıya daha yakınlaşmadan Temmuz ayında bu yangınları görüyor durumda olduk. Temmuz ayının başında da hatırlarsanız, yani aslında Haziran'ın sonunda demiştim ki Avrupa ülkelerinde bir takım seller, Balkanlar dahil sel felaketleri olabilir. Doğu Karadeniz'de dahil bir şekilde bizim ülkemizde de olabilir. Demiştim toprak kaymaları, yer felaketleri ama büyük bir deprem söz konusu değil. O yüzden benden öyle depremin tarihini bildir, yerini bildir, saatini bildir diye videolar beklemeyin. Ben öyle sansasyonel şeylerden yana hiç değilim. Böyle de bir olasılık yok açık söyleyeyim. Yani hem gökyüzünde öyle bir kompozisyon yok. 99 depreminin benzerinden korkuyoruz haliyle. Gökyüzünde öyle bir kompozisyon yok, öyle bir varyasyon yok. Hem de aynı şekilde benden öyle bir şey beklemeyin. Çünkü bunlara müsait bir çıkar ilişkisi içinde bir video serisi hazırlayacak falan değilim. O yüzden benden duyamazsınız büyük depremle ilgili sansasyonel şeyler. Şimdi bu Dufe'nin Uranüs üzerindeki herhangi bir yıldızla, hele hele Menkar'la kare açı atması bizim çok iddialı olacağımızı gösteriyor her hareketimizde. Her birimizin. Ve sevgili oğlaklar, siz zaten her konuda çok titizsiniz. O yüzden bu çok iddialı hareketleri bir de kendinize güvenerek yapabilirsiniz. Ama lütfen Güneş Aslan'dayken, yani bu, yani 23'üne kadar diyelim biz ona, hadi kova dolunayından bir gün sonrasına kadar lütfen bununla ilgili çok iddialı adımlar atmayın. Sakin kalın, geride durun. Siz söylemeyin, başkaları söylesin, siz sonra eleştirecek hale gelin. Ama Güneş de Aslan'da ve Regulus Kraliyet Yıldızı'yla şöyle bir kavuşum yapıyor. Regulus'la kavuşumdaki Güneş bu Ay Jüpiter'in tam karşı noktasında. Dolayısıyla egosal çıkarlar, egonun konuştuğu konuşmalar, ben daha iyi yaparım konuşmaları, yarışma hali, meydan okuma, kavga başlatma, buna benzer şeyler. Yani ben merkezli konuşmak yerine toplum ön planda konuşmak ya da saygı çerçevesinde konuşmak daha doğru. Şimdi sevgili oğlaklar, ortak paranın nasıl kullanıldığı ile ilgili aslında yeni ay ve aslında Ağustos gündemi. Ortak para dediğimiz eşinizle ortak. İş ortağınız varsa öncelik iş ortağınızdır. İş ortağınızla ortak çıkarlarınız ve ortak paranız ve vergi borcunuz, dışarıya dönük borçlarınız, yani gelen para ve giden paranın ortak hareketiyle ilgili bir gündeminiz olacak bu ay boyunca. Tatile de bir para ayırmak durumunuz olabilir elbette ama bu aile için ayrılmış bir paradır. O yüzden ben merkezci değildir ama kendi kendinize bir birikim yapma kararı alır, eşten gizleyecek olursanız bunlar hem açığa çıkabilir hem sizi eleştirebilirler. Ama bütçeniz, özellikle tatil yaparsanız, çok ciddi bu ay sarsılabilir. Onu da söylemiş olayım. Çünkü alım satım veya tatil gibi konular veya bir şey almak, bir şey satmak hep zararına olabilir bu dönem. Normalden fazla harcatabilir, istediğiniz kalitede olmayabilir, beklediğiniz gibi olmayabilir. Ama bir de öncelikle şunu söyleyeyim. Borçlanarak tatil, borçlanarak araba almak, yani böyle yoğun bir borç hali, borcun tekrar yeniden yapılandırılması, bunların hepsi ayın 23'ünden sonra olması gerek. Zaten durur beklerseniz kendiliğinden kredi imkanı, kendiliğinden borçların yeniden yapılması fırsatları gelecek. O yüzden biraz beklemeniz ve 22-23'ünden sonrasına ertelemenizde fayda var. Şimdi
Merkür'de Başak Burcu'nda. Bu da sizin eğer böyle bir üniversite ortamındaysanız akademisyen olabilir, öğrenci olabilirsiniz. Sınavlarınızda çok başarı, tezi çabuk teslim etmek, bir şeylerin pratik olması, sonuna gelmesi, çabucak tamamlanması anlamına gelir. Yaz okulunda olanlarınız var. Bana yaz okuluyla ilgili çokça soru geliyor, çok ilginç bir şekilde. Yani Ağustos ayında bununla ilgili güzel fırsatlarınız var sevgili oğlaklar. Şimdi ikinci evinizde Kova Dolunay'ı artık böyle bir parayla ilgili de fırsatların işte kendiliğinden geleceğini gösteriyor ama bu bazen borç para olabiliyor. Yani sizin olmayan para olabiliyor. Yine geri dönecek, geri dönmesi gereken para olabiliyor. Şimdi 12. evinizde güney ay düğümü olduğunu hiç unutmayalım. Bizlerden, ben yapmıyorum da tabii ki bizlerden şunu duyabiliyorsunuz. Akışta kalın, yani zamana teslim olun, akışta kalın ya da işte başınıza her ne geliyorsa rıza gösterin gibi şeyler duyabiliyorsunuz. Tabii ki ben söylemem. Herkes akışta kalamaz. Neden? Bazı çok ciddi gezegenler 12. evinizdedir. Akışa dik duracaksınız o durumda. Akışta kalırsanız problem olabilir. Depresyona girebilirsiniz örneğin. Şimdi 12. evinizde de güney ay düğümü var. Hiçbir şey akışına bırakmayın. Her şeye müdahil olmak durumundasınız. Özellikle söylüyorum, özellikle oğlak için söylüyorum. 12. evinizde güney ay düğümü olduğu için güney ay düğümler geri gidiyor biliyorsunuz. Ters gidiyor. 0 dereceye doğru gidiyor. Geçen yıl sizin yükselenizdeydi. Şimdi 12. evinizde yay üzerinde olduğu için akışına bırakmayın. Yani kadere bıraktığınız her şey sonra ayağınıza dolaşır ve sorumluluğunuzu almamışsınız durumuna düşebilirsiniz. O yüzden şansa bırakmayacağız, kadere bırakmayacağız, akışına bırakmayacağız hiçbir şeyi. Akışta kalın falan demiyorum. Böyle bir şey yok. O yüzden akışta kalma ritüelleri vesaire bunlara da lütfen riayet etmeyin. Biraz uyanık olmanızda fayda var. Ama dediğim gibi egonun konuşması tamam bir oğlak için çok kolay bir şey değil. Yani siz bir toprak grubusunuz daha sakinsinizdir ve eminsinizdir zaten kendinizden. Ama iddialı duruşunuz, iddialı ya da ne bileyim çok kendinizden emin duruşunuz bile birilerini rahatsız edebilir. O yüzden biraz alttan alıp karşı tarafı dinliyor olmamızda fayda var. Hem yeni ayda hem dolunayda. Çünkü dediğim gibi Dufe, Menkar söz konusu yeni ayda. Bunların kare açıları söz konusu. Dufe gibi olumsuz genel itibariyle bir sabit yıldız Jüpiter'den karşı açı almış durumda. Orayı da büyütür. Satürn'den karşı açı almış durumda. Orayı da büyütür. Sakin kalmamız gerekiyor. Yeni hiçbir adım, yeni girişim, girişimcilik konusu bunların hiçbiri şimdi olmasın. En azından Ağustos'un son haftası bence Eylül ayında olsun derim. Sevgili oğlaklar, eğer yeni tanıştık kanalımı yeni tanıdınızsa lütfen kanalımı takibe alın derim. Görüşmek üzere sorularınızı bekliyorum. Hoşçakalın.